Türkiye'de süt ve süt ürünlerine gelen zamların ardından vatandaşlar kaşar peyniri yerine uygun fiyatlı olan tost peynirlerini kullanmaya başladı. 10 yıldır peynir satıcısı olan Mehmet Coşkunçay, vatandaşların kaşar alırken ürünün üzerinde yazan etiketlere dikkat etmeleri gerektiğini belirterek tost ve kaşar peyniri arasındaki farkı anlattı. Halkımızın bilinçlenmesi için kaşar peyniri olsun, tost peyniri olsun bunların üzerindeki etiketlerini okumalarını istiyorum. Çünkü kaşar peyniri 11 kilo sütten olur. Normal bir sütçü 5 liradan şu anda süt alıyor. 55 lira süt parası. Bunun pişirmesi var, kaynatması var, mayalanması var, işçiliği var, emeği var. Yani 55 liradan bir fazla olması gerekiyor. En kötü 10 lira maliyet biniyor. Normal bir kaşar peynir 70 TL civarında. Sahte kaşar dediğiniz aslında kaşar değil. Eritme peynir olan toz peyniridir. Üzerinde toz peynir diye yazıyor. Tarım Bakanlığı'ndan izin alınmış. Herhangi bir zararlı madde yok. Lakin bazı toz peynirlerin de sahteleri var. Çünkü adam diyor ki mesela bizde yaşanmıyor ama duyuyoruz. Adam tosta koydum erimedi diyor, sünmedi diyor. Veya lezzetinde bir acılık var. Herhangi bir tat, bir lezzet, bir doku yok. Bunlarda ne diyoruz? Aldıkları yerlere geri iade etsinler. Eğer iade etmezlerse tüketici haklarına başvursunlar ki küçük esnaflarımız genelde iade alıyor ki büyük esnaflar da iade alıyor. Yani münakaşaya kalsın istemiyoruz. Süt farkı var. Şimdi kaşar peynirimiz ham sütten üretiliyor. 11 kilo süt, 10 kilo ile 11 kilo arasında. Ama toz peynirimiz eritme peynir diye yazıyor. Hani tam olarak içerisinde ne var onu bilmiyoruz ama eritilmiş peynir. İçerisinde gene süt miktarı olduğu üzerinde yazıyor. Ama neyden eritiyorlar? Bazıları diyor ki hani lor, patates püresi diyor. Bunlar ya patates püresi belki olabilir ama lor olsa erimeyeceğini düşünüyoruz. Çünkü çökelek deriz biz ona. Çökelek herhangi bir toz peyniri sıcaklık gördüğü zaman erimiyor, sünmüyor. Veya patates püresi de aynı şekilde. Yalnız kaşar peyniri ve orijinal toz peynirleri gayet rahatlıkla 30 santim, 20 santime kadar uzuyor. Bazı toz peynirleri var 1 metre, 2 metreye kadar sündükleri de var yani. Adamlar o derece güzel yapanları firmalarımızda var. Bunların ikisini de bulunduruyoruz elimizde. Eritme peynir yani toz peynir dediğimiz 45-50 civarındayken maksimum fiyat olarak da bir kaşar peynirin minimum fiyat olarak da 70 liradan 90 liraya kadar çıkabilir. Tabii bu markadan markaya değişebilir. İçerisine kattıkları aromalar olsun, işçilik olsun, maliyet olsun binebilir. Ama en kötü 70 liradan başlar normal bir kaşar. Ama toz peyniri dediğimiz maksimum 50 TL'ye kadar çıkması gerekiyor. Ha şöyle ben sürekli kendi müşterilerimize de söylüyorum. Aldıklarının üzerlerini okusunlar. Atıyorum toz peyniri yazıyorsa etiketinde yani rafın alt etiketinde kaşar diye yazıyorsa kesinlikle buna aldanmasınlar. Aldıkları ürünlerin üstlerini okusunlar diyoruz. Aslında o tamamen satıcının vicdanına kalmış. Bir toz peynirini 80 lira yazabilir, 70 lira yazabilir ama ne dedik? En fazla 50 TL olması gerekiyor. Yani burada fiyat farkı birazcık da satıcıya kalıyor. Ama ucuz etin yahnisi olmaz derler bizim buralarda. O yüzden pek de ucuzuna kalsın istemiyorum. Ama günümüzde biraz süt ürünleri pahalı. Ama dediğim gibi 50 TL'den yukarı toz peynirine vermesinler. 70 TL'nin altında da kaşar demeyelim yani. Öyle bir fiyata kaşar peynirimiz yok. Karşılaşıyoruz illaki. Bunda nasıl yapıyoruz? Mesela kendi yöntemlerimiz var. Yani kendi adıma söyleyeyim. Çakmağına yaktığınız zaman çatır çatır yanar. Çıra deriz biz çamların yakıldığı şekilde. Çatır çatır yanar. İçerisine bitkisel yağ girdiği zaman veya kötü katı yağlar girdiği zaman. Yani toz peyniri diyor ama hakkını vermemiş bir toz peyniri. Çünkü içerisine farklı malzemeler girmiş. Bir şekilde iznini almış. Ama biz bunu bu şekilde anlayabiliyoruz veya alıyoruz adamdan. Her zaman deneme fırsatımız olmuyor. Bizim toptan verdiğimiz fırınlarımız, lokantalarımızı. Adama veriyoruz. Sünmediğini söylüyor. Sünmüyorsa bunda vardır. Bir işliyoruz mesela patates püresi sünmez. Ama orijinal toz peynir olsa yani hakkıyla yapılmış olsa süper sünüyor. Gerçekten çok memnun olan müşterilerimiz var. Ha maliyet bakımından biraz daha düşük olsun diyorlar. Kaşar yerine toz peyniri veriyoruz. O da birinci sınıf toz peyniri bulunduruyoruz elimizde. Bunu veriyoruz. Hem lezzet bakımından güzel oluyor hem de sünme bakımından gayet de memnunlar. Tarım Bakanlığı'ndan izin aldıysa sağlığa zararlı değildir. Ama tabii Tarım Bakanlığı'na verirken bir ürünle diğer ürünler aynıysa sıkıntı yok. Ama gösterdiği ürünle satışa sunulan ürün farklıysa orada bir sıkıntı vardır. Yani üzerine aldıkları malzemenin üzerlerini okusunlar diyorum.
Hani toz peyniri mi alıyor, kaşar peyniri mi alıyor, bilinçlensinler. Ya bazıları diyor ki ya okumam yazmam yok veya göremiyorum diyor. Çünkü çok küçük yazıyorlar. Hani toz peyniri, etiketler okumasınlar. Kesinlikle ürünün üzerindeki yazanları okusunlar. Kaşar mı yazıyor, toz peyniri mi yazıyor? Ha bazıları şunu da yapıyor. Mesela toz peyniri yapıyor ama kaşar diye yazıyor. Bunu da artık nasıl çözerler bilmiyorum.